Ama seninle ilgili... 10-29-40 birisi, birisi 20, birisi bir şey yazmıştı. Evet, 20. O ne yazdı oya biliyor musun? 20 dakika kaldı reklama. Ona göre Beyazıt'cığım sohbeti toparla. Senin de foyaların böyle. Benim de foyaları etrafta hayal okuduğunu okuyarak, şey yazarak yapmayın anlatıyor Fener'den. El işaretleriyle anlaşalım. Şöyle. Heh, böyle 20 dakika kaldı ona göre. Böyle 20. Ne diyeceğiz sana? Emir mi diyeceğiz? Berke mi diyeceğiz? Emir, Berke ikisi birleşik. Ha, Emir, Berke ikisi birleşik. Emir, Berke yani kayıyor böyle söylerken. Emir, Berke ile ilgili küçücük. Şımarlı ya. Resmen. Şovinden ya. Emir, Berke olsun. Emir, Berke hoş. Emir Berkoş. Emir Berke ile ilgili müthiş performansları var tabii dizide. Gerçekten de her baba yiğidin yapamayacağı performanslar yani. Bir onları çok ufak izleyelim. Bir küçük VTR'miz var. Sonra devam edelim. Buyurun. Hey, babam geldi, babam geldi. Açılmıyor bu kapıyı. Baba vurma bak şuna. Baba dövme beni. Ben seni çok üzülüyorum. O zaman prens olup Gülden'i öpmek istiyor. Aylin bak, gülme bak. Üstüne saçını çekerim ha. Ben hırsız değilim. Bu incirlerin incir ağaçlarını, tamam mı? İşte ben de oradan aldım incirleri. Canım. Seni çok özledim baba. Emir Berke, gerçekten ekran başında izleyenler de çok merak ediyorlar. Seni de böyle televizyonda devamlı göremiyoruz. Hani sohbet etme imkanımız da olmuyor. Bu rolleri yaparken duygulanıyor musun gerçekten de? Yok. Öyle rol icabı ama anladığım kadarıyla çok çalışıyorsun. Yani bunun provalarını falan yapıyorsun bayağı. Öyle mi? Evet. Nasıl çalışıyorsun? Neler yapıyorsun? Bir gece önce mesela evde falan böyle... Sana rolünü söylüyorlar mı? Bir gün önceden, iki gün önceden mi çalışıyorsun yoksa sette mi çalışıyorsun? Yok, ben evde de çalışmıyorum. Ve sette çalışıyorum. Bu laflarımı ben ezberlemiyorum. Oyuncu koçum var, onunla ezberliyorum. O bana söylüyor, ben onun arkasından söylüyorum. Bazen de lafları ezberlediğim oluyor. Bazen de ezberlediğin oluyor. Peki ağlama sahneleri falan var. Bayağı da bir ağlıyorsun ya. Oo, ben Karol'ün... ben gitmiştim ya araba, evet, önüme gelmişti. Araba çarpıyordu az kalsın. O takot atmadan mı ben kendi kendime için ağlayasım geldi ve ağladım. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Ama bir kere de burnuma da vurmuştu. Pardon böyle. Bir dakika duyamadım pardon. Bir kere de burnuma vurmuştu böyle. O tokat falan denk geldiği oluyor mu sana? Denk geldi bir kere böyle burnuma. Ha, bir kere burnuna denk geldi. Ama kanamadı, merak etme. Yok yok zaten, aman yani sana bir şey olmasın, sana gözümüz gibi bakıyoruz. Oturuş motoruş da mükemmel canım yani, tamamdır yani. Ben sana bir şey soracağım. Dizinin şimdi finalini, bu sezon finalini falan şimdi biz buradaki abilere ablalara sorsak bize söylemezler ne olacağını. Hayır, ben de bilmiyorum. Onu hocam ve Ayça abla biliyor. Kim biliyor? Ayça ablam biliyor. Başka kim biliyor? Bir de hocam biliyor. Bir de hocam biliyor. Sana hiç söylemiyorlar mı dizinin finalinde şu ölecek, bu kalacak, bu bununla? Ben bana söylemiyorlar çünkü ben çocuk olduğum için bana hiç söylemiyorlar. Her şeyin de farkındayız ve bunu da dile getirebiliyoruz yani. Hangi takımda olduğumu söyleyeyim ben. Hangi takımda olduğunu söyle. Beşiktaş'tayım. Evet, en son ben de Fenerbahçeliyim. Bizi 1-0 yendiniz. Sizi mahvetmek istediğimizi biliyorum. Ben Beşiktaş'ı ben gaza getirdim. Öyle mi? Ya arkadaş, seni uzak tutalım biz Beşiktaş'tan. Vallahi billahi. Bana söyle, sette en çok kimi seviyorsun? Kimle iyi anlaşıyorsun? En çok sette kimle iyi anlaşıyorsun? Herkesle. Kimsenin de, kimsenin de. En çok Ayça ablayla. Ayça ablayla, evet. Ama Ayça ablanda da benim tahminim böyle çok anlaşılacak bir tip var ya. Melek gibi değil mi Ayça ablan? Evet, melek ha? Gibi. Vallahi dünya tatlısı. Evet. Harika. Yoruluyor musun sette? Ve en çok savaş oynadığım Aras abim.
En çok neyi söylüyorsun? En çok savaş oynadığım Aras abim. En çok savaş oynadığın. Kapışıyoruz da biz sette. Ha, kapışıyorsunuz biraz. Öyle. Peki Erkan Petekkaya ile babanla? Yani. Oraya girmeyelim bence. Anladım. Ve ara saatinde. Ara saatinde bana bütün günlerde öpmediğim zaman gıdıklıyor. Sabahlarda onu gördüğümde ama öptüğüm zaman gıdıklamıyor. İşte böyle evet. Bir huyu var. Bak Aras abin sana ne güzel davranıyor. Sen Aras abini burada. Tam burada rezil. Eskiden erkekken falan diye bitiriyor yani. Aras abi. Şimdi. Gece boyu uzayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,